Merhaba arkadaşlar, Avusturya'ya geldik. Avusturya'nın Hallstatt köyünde. Dünyaca ünlü bir göl var. Bu göl, arkamızda bulunan göl. Köy sağ tarafta zirve var. Tabi oraya çıkamayacağız. Bir de tuz madeni varmış az ileride. Tuz madeninden zirveye çıkamayacağız büyük ihtimalle ama bu göğü bizlerimle beraber gezeceğiz. Bu gezi ziyaret için gittiğimiz kuzenlerimizden bonus olarak geldi. Sağ olsunlar. Evler uyumlu bir şekilde dağlara gömülmüş, küçük sokaklar, rüya gibi dolambaçlı ve muhteşem berrak göl şehrin eteklerinde yer almaktadır. Güzel Hallstatt'a hoş geldiniz. Buraya vardığınızda bunun hakkında övünmeden duramayacaksınız. Ancak sadece çevresi değil, Hallstatt'ın kendisi de muhteşem manzaralarla sizi bekliyor. Hallstatt yaklaşık 800 nüfusuyla kesinlikle bir köy. Ancak bu kadar çabuk sıkılmayacaksınız. Burada temiz dağ havasını içinize çekebilir, güzel tarihi meydanda yürüyebilir ve asırlık binalara hayran kalabilirsiniz. Tarihi kent merkezi, pazar meydanı ve çok sayıda küçük renkli mağaza ve kafesiyle özellikle çok güzeldir. 700 yıllık tuz madenciliği ve zengin tarihi geçmişiyle bilinen Hallstatt'ın dünya mirası alanı hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Yaz aylarında Avusturya'daysanız ve ara sıra biraz serinlemek istiyorsanız cennet gibi dağların ortasındaki harika Hallstatt gölü sizi yürümeye davet ediyor. Milyonlarca kez fotoğraflandı. Bir kez kopyalandı. Asla eşi ve benzeri görülmedi. Avusturya'daki küçük bir köyün internet sitesindeki sloganı bu. Pek çok kişi tarafından dünyanın en güzel sahil beldesi olarak kabul edilen Hallstatt, bir grup Çinli mimar onu kopya olarak Çin'de yeniden yaptılar. Sokakları, meydanları, hatta çatıları, çatıların saksılarını mümkün olduğunca aslına sadık olarak yeniden yapmak istediler. Avusturya orijinalini yıllardır gizlice ve titizlikle ölçüyorlarmış. Özellikle Çin versiyonunun pazarı orijinaline oldukça yakındır. Burada yaşayan sakinler köylerinin benzersiz olacağını ve böyle kalacağını, asırlık tüm tarih ve geleneklerin kolayca kopyalanamayacağını savunuyorlar. Birçoğu başlangıçta Çin'in inşaat planına öfkeyle tepki verirken diğerleri girişimi mizahla değerlendirmiştir. Ancak tüm bu koşuşturma şehrin imajına daha çok şey katmıştır. Son yıllarda özellikle Asya'dan gelen turist sayısı bundan dolayı daha da artmıştır. Yazılanlara dikkat edin. Bu köy halkı artık burada turist istemiyor. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.